Merhaba arkadaşlar, bir şey neden ünlü olur? Çoğu insan bu kavramı farkında olmadan karıştırıyor. Ünlü olmak ve iyi olmak arasındaki farkın farkında mısın? Eğer bir şey ünlü ise iyidir gibi hatalı bir çıkarım yapıyoruz. Ama üzerine düşününce tabii ki aynı şey değil diyoruz. Ersan Erdura ismini daha önce duydun mu? Peki Ajdar'ı? Sence hangisi daha çok duyulmuştur? Şüphesiz ki Ajdar. Şimdi Ajdar kaç yıllık TRT sanatçısı Ersan Erdura'dan daha mı iyi? Bütün tanınmış yazarların kitapları en iyi kitaplar mı? Ya da Mona Lisa yapılmış en iyi resim mi? İyi olmak, popülerleşmek tamamen bambaşka süreçler. İyi olarak da ünlü olabilirsiniz pek tabii ki. Şüphesiz ki Da Vinci çağının dahi insanlarından. Onun çok yönlülüğü olağanüstüydü. Tasarladığı aletlerden heykellere, anatomi eserlerine, muazzam bir üreticiydi. Ancak unutmamak gerekir ki doğru pazarlanmış bir çöp bile milyonlar satabilir. Peki Da Vinci'nin onlarca dahi tasarımı ve eserleri varken neden Mona Lisa herkes tarafından biliniyor? Hikaye bir çalınma ve haber şişiriciliği hikayesi aslında. Medyanın tarihten bu yana süren abartma özelliği burada da yer alıyor. Nobel ödüllü yazar Marquez gazetecilik dönemlerinde kendi yaptığı işi haber şişiriciliği olarak adlandırıyordu. Günümüzde hala devam eden, başlığıyla alakası olmayan bu haber furyası YouTube'a da sıçradı. Clickbait ya da tık tuzağı olarak adlandırılan bu abartıcılığı pek çok videoda görmek mümkün. Zengin oldum, kolum kırıldı, mekandan kovulduk, ölüyorduk gibi tık tuzaklarına rastlıyoruz. İnsanlar tarihten bu yana gördüklerini sorgulamadan inanma eğiliminde olduklarından her zaman bu tık tuzaklarına ve şişirilmiş haberlere ilgi göstermişler. İşte Mona Lisa'nın hikayesi de burada başlıyor. Mona Lisa onlarca tablo ile birlikte altta bir konumda fark edilmeden sergileniyordu Louvre Müzesi'nde. Bir pazartesi temizlik günü ve müze kapalı. Aslında öyle sıradan ki bu eser, müze için yokluğu bile fark edilmiyor ve güvenlik her şeyin normal olduğunu rapor ediyor. Oysa ertesi gün ortaya çıkacağı üzere Mona Lisa yerinde yoktur. Eserin yokluğunun geç fark edilmesi bir skandala sebebiyet veriyor. Gazeteler boy boy Mona Lisa'nın fotoğrafını basıyor ve Louvre'un büyük güvenlik açığı diye abartarak müzeye yükleniyordu. İnsanların ismini dahi duymadığı bu eser, ki duyulmayı fazlasıyla hak ediyordu, birden kıymete biniyor. İnsanlar olmayan Mona Lisa'yı görmek üzere müzeye akın ediyordu. Mona Lisa bulunamadıkça olay büyüyor ve eserin el ilanları dağıtılıyordu. Müze Mona Lisa'yı çağının cezalandırılmayacağı ve geri getirene ödül ödeneceğini açıkladı. Daha önce adı sanat hırsızlıklarına karışan Pierre bu haberi duyunca müzeye bir mektup göndererek Mona Lisa'yı kendisinin çaldığını ve buna da müzenin güvenlik açıklarını ortaya çıkartmak için yaptığını yazmıştır. Oysa Pierre sadece dalga geçmekte ve haber şişiricilerinin Mona Lisa'yı çalan bulundu manşetlerine sebep olmaktadır. Fakat sonra bunun bir kandırmacı olduğu ortaya çıkar. Yine manşetler Mona Lisa ile dolar. En sonunda gerçek bir İtalyan küratörün ona Mona Lisa'yı satmaya çalışan hırsızı ifşa etmesiyle ortaya çıkıyor. İtalyan Vincenzo Perugia eseri çalmış, kendi iddiasına göre geri almıştı. Da Vinci İtalyan olduğundan bu eserin ve Louvre Müzesi'ndeki pek çok eserin İtalyanlardan çalındığını ve asıl hırsızın Louvre olduğunu söylemiştir. Ancak atladığı bir şey vardı ki eser dönemin Fransa kralı François tarafından satın alınmıştı. İşte bu uluslararası hırsızlık haberlerin de uluslararası basında yer almasına neden oldu. O gün onlarca eserle birlikte bir duvarda altta duran Mona Lisa bugün kendisine ayrılmış özel bir duvarda 20 santigrat derecede 3 katlı bir camın arkasında sergileniyor. Ve kıssadan ise bize pazarlanan her şey, popülerleşen her şey Mona Lisa'nın hak ettiği gibi ününü hak etmemiş olabilir. Popüleri tüketmeden ya da popülere güvenmeden önce akıl süzgecinizden geçirin.